Ah benim canım, ah benim güzelim, ah benim nur yüzlüm. Biraz yakından göstersene. Tabii. Ya bu kapalı hanım kızlarını bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Ayrı bir şey var böyle, ben çok hoşuma gidiyor yüzlerindeki ifade. Yani kapalıyken çok çok güzel oluyorlar. İşte o adı Allah'ın hikmeti mesela, normalde kapandığında güzelliğinin azalması gerekir. Allah lütuf olarak daha onları güzelleştiriyor. Mesela çarşaf örtmüş o, çarşaf. Ahzab suresinin hükmü. Değil mi? Bir genç kız sen kapandığında öyle düşünülür. Allah çok çok daha güzel hale getiriyor. Çok güzelsin. Canımın içi, Allah sana güzel bir nur da vermiş yüzüne. Efendilik elinden yüzünden akıyor. Terbiye, efendilik, güvenilir olduğun açık açık anlaşılıyor. Çok iffetli hanım bir kızsın. Allah senin nuruyla sarsın ve çok çok sevilecek bir insansın. Tam cennet arkadaşısın sen. Bakışların da çok çok güzel. Boylu boslu aslan gibisin. Allah sana sağlık sıhhat versin. Cennet arkadaşı olarak sonsuza kadar inşallah birlikte olmamızı nasip etsin. Ben güzel yüzümü yine dinleyeyim. Hayatımızdaki en önemli şey ne olmalı? Canımın içi, biz yani dünyaya geldiğimizde ilk önce anlamıyoruz. Mesela çocukluğunu ben pek anlamıyordum. İşte yemek yeriz, sokağa çıkarız, oyun oynarız. Yani şuur bir acayip oluyor. Ben dünyayı anlamamıştım. Ne maddeyi anlıyordum, ne beynimin içinde görüntünün olduğundan da haberim yoktu benim. Herkes bir kovalamaca içindeydi Ankara'da. Okul bitirilir işte, üniversiteye gidilir, evlenilir. Yani herkes mücadele eder, hayat mücadelesi vardı. Ben böyle biliyordum. Bir gün baktım ki, aa, madde diye bir şey yok. Yani delirecektim. Böyle artık yani uyuyamadım ya, sabaha kadar uyuyamadım. Yok, alenen madde yok. Yani şey olarak var, gölge varlık olarak var, alenen yok. O zaman her şey beynimizin içinde yaratılıyor. Bilgisayar, televizyon falan. Hani televizyon fabrikada yapılıyordu? Baktım ki Allah yapmış televizyonu. Saati Allah yapmış. Şimdi Allah'ın varlığın deliğini böcekte, kuşta aramak ayrı. Saate baktığımız zaten net anlaşılıyor. Bir saate baktım, bitti. Yani ikinci ihtimal yok. Ha, iman ne derece oluyor? %100. %100 iman. Yani öyle hani ilmel yakin falan, hakkul yakin iman oluşuyor. Net, kesin. Yani kendi varlığına emin olduğun gibi emin oluyorsun. Yani ikinci bir ihtimal yok çünkü. Şimdi tamam, Allah'ın varlığı hemen görülüyor. O atomun yapısına bakıyoruz. Adam saniyede 100.000 tur atıyor. 100.000 tur. Ve hangisinin nereden daha önce geçeceği belli değil. Son anda karar veriyor. Yani son anda karar veriyorlar dönerken. Yani çok acayip bir şey. Son anda karar veriyor. Kendi kafasına göre karar veriyor her birine. Kendi göresine karar verdiğinde peki 15 milyar yıldan beri bir kere başkasına çarpmış mı? Yok. Hiç çarpma yok. Çarpsa kainat çöker. Yani çarpma olsa kainat çöker. Çarpma yok. Düşündüm ya, dedim şimdi bir elektron içinde bir alem varsa o zaman ne olmuş oluyor? Allah'ın büyüklüğü. Biz nelerle uğraşıyoruz dedim ya. Yok okul bitirmek, yok bilmem ne, bizim derdimize bak. Olayın büyüklüğüne bak yani. Değil mi? O zaman ben olayın büyüklüğüne kilitlendim. Yani herkesin de böyle olması lazım. Makul olan budur. Yani bunun dışında bir hayat anlamı olmaz. Yani en doğrusu budur. Ha, bu olduğunda yani bak açıkça söyleyeyim, bütün dünya insan emrine giriyor. Gayet sakin, yavaş yavaş insanın emrine giriyor. Ben Ankara'dan geldim. Erzincanlılar Turizm otobüsü. Aktarmalı.
Annem gece bir bastırdı. Annem Çerkez, orada böyle karşı koymak. Yani Rusya'ya, Amerika'ya karşı koyabilirsin. Ama anneme karşı koyma diye bir konu yoktur. Ben akademiyi 3. kazandım. Ama okula gitmiyordum, bekletiyordum yani. 15 gün falan geçti. Annem dedi ki, bu akşam gideceksin dedi. Ya dedik, gemi patlamış, duymadın mı dedim ben. Cam çerçeve kırılmış dedim. Yok, gideceksin dedi. Baktım kararlı. Bilet yokmuş, yok bul dedi. Yani çözüm yoktu ben. İnanın bana, çözüm yoktu. En sonunda Erzincanlar turizme bindik böyle böyle. Otobüsün içi yoğurt kokuyor falan, böyle bir şey var. Ya ben seviyorum Erzincanlıları, canım kardeşim, ama mecbur herhalde memleketten almışlar herhalde. Yoğurt olabilir ya, kötü bir şey de değil yoğurt zaten. Herkes uyuyor falan. Bir amca böyle elinde ağızlık var, onu yakmış. Sigara çektikçe yüzü aydınlanıyor. Bir tek orada bir ışık görebiliyor. Amca bana büyük bir dikkatle bakıyor yani, neyin nesi. Ben oturdum böyle, artık hiç kıpırdamadan. Sabaha doğru geldik İstanbul'a. Hakikaten baktım, muazzam bir duman sütunu. Ama akıl almaz bir duman sütunu. Boğaz'dan Karadeniz'e doğru gidiyor. Yani görünüş muazzam, yüzlerce kilometre. Simsiyah duman. Ve çıkışı da çok görkemli. Ya bütün İstanbul her yerden görülüyor. Bir acayiplik olduğunu anladım ya. Normal bir durum değil. Sonra akademiye gittik. Aa dediler, bak sakallı falan biri geldi falan diyorlar şimdi öğrenciler, komünist öğrenciler. Acayip hoşlarına gitti yani, çok şaşırtıcı buldu öğrenci cesaretimi. Yani hani belasını arıyor gibisin. Ben gayet sakin aralarına girdim öyle. Ama çaka çaka komünist oldu. Herkesin parkalar üzerinde falan, askeri parkalar falan. Orada o laf atanlardan biri vardı işte, o ya dedi, bak dedi, bu sakallı dedi gelmiş aramıza dedi falan, ne işi var falan dedi, böyle hani belasını mı arıyor gibisinden buna benzer. Özellikle onun yanına gittim, saat kaç dedim, acayip çekindi böyle. O çok tedirgin oldu, saati söyledi. Sonra bazı okuldan ilgili bir şeyler sordum, gittikçe rahatladı yani konuşunca. Yani aslında bir sorun çıkmadı yani, bayağı rahat var. Sadece o tebliğin dozu artınca böyle öğrenciler geldiler, ellerinde kesici şeyler, o ne diyorlar? Falçata yani, falan geldiler. Bayağı kalabalık, hem kız hem erkek olarak geldiler. Bu çalışmayı durdur dediler. Yani biz burada bu tip bir konuşma istemiyoruz, bu tip anlatma istemiyoruz. Kitap dağıtmanı da istemiyoruz dediler. O zaman dedim, liderlerinizle konuşayım dedim. Olabilir o falan dediler, ona pek bir şey demediler. Yani Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi, Dev Yol, Dev Sol falan vardı. İGD'liler vardı, İGD'de daha çok hakimdi. Bir de aydınlıkçılar vardı, aydınlıkçılar. İşte Halkın Yolu, Halkın Sesi, Halkın Birliği, onlar vardı. Bayağı ama efendi çocuklardı genellikle, böyle hani bir taşkın falan tavırlarını görmedim şimdi. Bir tek o kesip biçecek takım biraz ilginç işte herhalde, onlar doğramaya kararlı görünüyorlardı. Orada bir Çerkez kız vardı, İGD'li falan, çok güzeldi o, bayağı efendiydi. O aklımda kaldı. Çok beğendiğim güzel bir kız vardı, böyle iri yeşil gözlü, böyle dolgun dudaklı. Yani tam kum saati gibi, akıl almaz güzel bir kızdı. Çektiğim acıyı bir Allah bilir, bir ben bilirim yani. Ya yani muazzam imtihan oldum. Böyle kahkahalar falan atıyor falan yani, artık yani onları duydukça ben hani, oluyor ya filmlerde falan. Yine iri böyle siyah gözlü bir kız vardı, annesiyle geldi. Annesi de kazandı okulu, anne kız kazandılar. O benim bulunduğum masaya geldi. Oradaydı o. O gıcık oluyordu o kıza. Onunla da görüşmemiştim. Ben biliyorum onun niye güldüğünü falan diyordu. Çok. Bizim Esra'ya benziyordu biraz. Yani biz orada herhalde şey olmuştuk yani. Yani nereye mensup olduğumuz anlaşılmış oldu. Çünkü anne var, ben varım.
kız arkadaşımız daha vardı okuldan. Komşuydu o. O da beni kıskandırmak için İGD'li biri vardı. Onunla beraber çıkıyordu. Bana ters ters bakıyordu o ikide bir. Oğlan da komine gidip gülüyordu artık yani. Evet. Alena kıskandırmaya çalıştıkları için böyle. Yine hakim bir kız vardı. Çok güzeldi o. Ben hiç bakmıyordum o dönemde kızlara. Yani hiç bakmıyordum. Otobüse bindim. Tam karşıma geldi. Acımasızca yüzüme bakıyor. Ben de sürekli yere bakıyorum. Acayip sıkıldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Yana bakıyorum. Yine kurtulamadım. Ama bayağı güzel kızdı yani. Çok çok güzeldi. Maşallah. Tam çıkacağım vakitlerde o da ona rast getirttiriyordu. Bayağı hoştu. Bir gün Can Hıraş böyle babasıyla kavga olayı oldu. Ben fırladım. Baktım o. Yani onu kurtarmam gerekiyor. Evet. Konumu oldu. Babası da subay. Şimdi onunla çatışmaya girmek yani bir acayip olacak. Ama kız kaçtı kurtuldu tabii. Niye böyle bir olay olduğunu da bilmiyorum. Yani. Ya benim gitmeye her yerde bir olay çıkıyordu. Ben anlamıyorum. Yani. Neyse fazla daha da detaylara gireceğiz. Ondan girmeyeyim. Konuyu değiştirelim ben. Yani bir acayip olacak sonra. Sizde daha önce misafir olarak gelen ana parçanın resimleri var. Pek konuyu değiştirmek olmadı ama. Çok güzel. Maşallah. Ah canım, o kadar güzeldi ki maşallah. Çok güzel. 3 gün kaldı bizde. Evin üst tarafındaki balkonuna çıkarttım. Denizi seyrettim falan böyle. Sohbet ettik. Tabii tercüman var. İngilizcem olmaması rezalet. Yani ben bundan bir türlü kurtulamıyorum. Ya üçüncü bir şahıs yani. Facia. Yani hem Rusça hem İngilizce işte bilmiyorum ben birçok yerde. Ana falçı bana böyle ailesinden bahsetti. Hatta o hanım tanıştıran dedi ki hiç kimseye bahsetmez böyle bir şey dedi. Seni çok sevdiği için bahsediyordu. Bütün çocukluk yıllarını anlattı, hayatını anlattı. Yani küçük yaşta hayata atılmış. Çok yaman, şeker bir kızdı. Diğerlerini söylemeyeyim, ağlarlar. Evet. Belçika'dan talebeleriniz Eslem ve